Allah kulundan ne zaman razı olur? Bir talebe hocasına, kul Allah Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi diye sordu. Hocası, bilemez. Bunu nasıl bilsin ki? Allah'ın rızası gayba ait bir şeydir dedi. Talebe, hayır, bilebilir dedi. Hocası, nasıl? Nasıl diye sordu. Talebe cevap verdi. Ben kalbimin Allah'tan razı olduğunu görürsem bilirim ki o da benden razıdır diye cevap verdi hocasına. Bunu işiten hocası, ey genç, güzel ve doğru söyledin dedi. Burada iki güzellik var aslında. Birisi çocuğun kibirlenmeden hocasına bir şey öğretmeye çalışması, diğeri de yine hocanın kibir yapmayıp talebesini öğrenir bir biçimde dinlemesi ve ona saygı duyması. Keşke her öğretmen böyle olsa. Okullarımızda bile şu anda öğretmene bir şey yanlış yaptığını söylediğinde yani kendine yediremiyor gibi bir havalara giriyor, bir şey oluyor. Yani hepsi öyle değil de öylelerini de gördük eğitim öğretim hayatımızda. Bir başka güzel konu da şudur. Öğrencinin hocasına verdiği ders aslında ana konumuzdur. Bunu bilin kardeşlerim. Şimdi söyleyeceğim cümle ve az önce bu talebenin söylediği cümleyle zaten birebirdir. Kul yüce Allah'tan razı olursa Rabbi de ondan razı olur. Kulun aynası ve şahidi kalbidir. Herkes kalbine bakmalı. Kul kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor ve onu yüceltiyorsa kendisi de hak katında o derece değerlidir. Hiç düşündünüz mü? Bir sıkıntı yaşadığınızda sanki o sıkıntıyı beyninizden çok kalbinizde hissedersiniz. Kalbiniz sıkışır. İşte o yüzden her insanın kalbi kendisinin aynasıdır. Kalpler yalnız Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Şimdi zikretmekten kastımız ne? Bir Allah demek, bir yemeğe başlamadan önce Bismillah demek veya bir tatlı bir çocuk gördüğünüzde maşallah demek aslında Allah'ı zikirdir. Şimdi günümüzde zikir dendiğinde insanlar artık bir adım geri atıyor. Hep internette böyle kafa sallıyorlar falan. İnsanlar bunu görünce biraz çekiniyorlar açıkçası. Yani zikiri bu olarak algılar oldu toplumumuz. Halbuki bir maşallah demek, bir elhamdülillah demek bu da bir zikirdir. Allah'ı anmak bir zikirdir. Kalbin ille dilinizden bir şey söyleyeceksiniz diye bir şey yok. Kalbinizde Allah'ı taşıyıp içinizden de söyleseniz Allah'ı zikretmiş olursunuz. Bu yüzden kalpler yalnız Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Bir deneyin. İnanarak Allah'ı zikretmeyi deneyin. Ama gerçekten inanarak. Bakın o zaman kalbinizdeki huzuru fark edeceksiniz. Allah'ı anarken, bunu denerken şunları düşünebilirsiniz. Sizlere şu tavsiyeleri verebilirim. Allah'ı anarken, mesela bir Allah derken, La ilahe illallah derken, yani Allah'tan başka ilah yok derken, Allah'ı düşünürken bize verdiği sıkıntıların geçeceği bilincinde onu düşünürsek ve onu zikredersek zaten bugüne kadar başımıza gelen sıkıntılar hep geçmedi mi? Daha sonra gelecek olanlar da geçecek inşallah. Bunun bilincinde olursak ve Allah'ın bizlere ahirette sonsuz nimetler vereceği ve bizi hiç sıkıntıya uğratmayacağı bilincinde olursak, onu öyle anarsak işte o zaman kalpleriniz huzurla dolacaktır. İşte o zaman Allah'ın verdiği sıkıntılara bile razı olmuş olacaksınız. Razı olduğunuz zaman Allah da sizden razı olacaktır inşallah. Allah'ın razı olması ne demek biliyor musunuz? İnşallah hepimize nasip olur. Yani bir manada yırttık diyebiliriz inşallah. Tam öyle demeyeyim de yanlış anlaşılmasın, Allah affetsin. Yani anlatmaya çalıştığım şey çok güzel. Allah sizden razı oluyor ya. Ben bu kulumdan razıyım diyor. La ilahe illallah. İnşallah nasip olur. Hani bir iş yaptığımızda da hani biri der ya, Allah razı olsun kardeşim. Veya bir teyzeye yardım ettiğimizde Allah razı olsun. O Allah razı olsun duası var ya, çok güzel bir şeydir aslında. İnsanlardan bunu kapmaya çalışın. Hemen yardım edin. Bir Allah razı olsun de yeter teyzecim deyin. Birinin arabası mı stop etti yolda? Onu bir itin. Çocuklardan Allah razı olsun alın. Siz de bir amin deyin geçin. Allah rızası için yapın yani. Allah'ın rızasını aldığınızda dediğim gibi bir güzelliğe nail olmuş oluyorsunuz kardeşlerim. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Daha sonra güzel şeyler anlatmaya size devam edeceğim. Allah sizlerden razı olsun cümlemizden olsun inşallah, amin. Ama videolarımızı paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Başka insanlar da istifade etsinler.
Başka insanlar da izlesinler, onlar da başkalarını alsınlar. Böyle güzel şeyleri paylaşmak güzel. Asıl paylaşmak, paylaşmak güzel laf var ya, asıl böyle şeyler için güzel. Paylaşmak Rabbimizin, dinimizin, peygamberlerimizin, hadislerimizin, güzel hikayelerimizin paylaşılmasıyla güzel olur kardeşlerim. Bu videonun altına yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.